31 Mart İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu televizyonların karşısına geçmiş. Açıklamalar aynen şöyle: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok. Bir an önce yetkimizi bize verin. İstanbul'un zaman kaybına uğramasını sağlamayın. Fotolar, eğilelim. Herkes eğilsin arkadaşlar. İstanbul Belediye Başkanı'nı ben kazanırsam bana verirseniz oyunuzu, ben hüzürü masrafları keseceğim. Hani gereksiz masrafları kısacağım. İstanbul'un parası zayi ediliyor, çarçur ediliyor. Herkesin makam arabası var. Hiç kimse hani israfın önüne geçmiyor. Ben gerekli israfları önleyeceğim. Ondan sonra İstanbul'un parası İstanbul'a yetecek. Kaynağı falan gerek yok. İstanbul'un parası var. Hatta kalan parayı 16 milyonla afiyetle çatır çatır paylaşacağız. Beraber yiyeceğiz. Bunu söyleyen Ekrem İmamoğlu. Ama bak şunu da diyor: bir dakika kaybedecek zamanım yok. Hemen verin, koşarak uçağa yetişeyim. Uçak kaçacak. Bir dakikamız bile yok. Anında verin, hemen başlayacağım. Verdiğiniz andan itibaren öyle bir koşacak ki ne? Son sürat. Ama İstanbul Belediye seçimlerini kazandı 23 Haziran'da. Bak bir sene iki ay geçti. Şu anda televizyon programlarında tartışmalar yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir senelik icraatları konuşuluyor. Neler yaptı? Halkın faydasına ne tür bir yenilik yaptı? Yürürlükte olan hangi icraatlar var, faaliyetler var? Halk nasıl istifade etti, faydalandı? Hiç kimse bir şey diyemiyor. Hiçbir proje yok. Hemen CHP'nin yandaş sözcü, Cumhuriyet ve CHP'nin gazetecileri, araştırmacılar, hukukçular hemen karşıya. Ya dur diyor ya, bir sene oldu daha diyor ya. Ne oldu ki ne diyor. Yani bir senecik, hani bu kadar zamanda ne oldu bir seneden? Adam yeni geldi. Hani şey diyor ya, Cem Yılmaz diyor ya, abime ne vereyim? Ne verelim abimize? Ne verelim? 20 yıl yeter mi? Bir sene olmuş bak, kaybedecek bir dakikası olmayan Ekrem İmamoğlu'nun 20 yıl olmuş, bir yıl olmuş, bir yıl iki ay geçmiş, hiç icraat micraat yok. Bak, bir yılı geçmiş, hiç icraat yok. Ne kadar zaman lazım onu kendisi bilir. Ayrıyeten şimdi bir de size söylemek istediğim, İstanbul Belediyesi'ni adayken suya %40 indirim, gaza indirim, hatta bedava da veriyordu. Ekmek, süt, su bedavaydı. Dar gelirlere 2000 lira. 4 yaş altı çocuklar ailesiyle ulaşım bedava. 12 yaşından kadar herkese bedava. Çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimize de ulaşımdan %40 indirimli burslar, kurslar, kreşler, yani parklar, neler yapıyordu? Yollar genişledi, her şey yapıyordu beyefendi seçimi hani kazanmadan önce. Seçim kazanıldı, bitti. Şimdi yeni, ya daha taze suya %35 zam yapmak istedi. Bak, 35 zam. MHP ve AK Partili meclis üyelerinin bastırması sonucu, baskı yapması sonucu, ya sen ne yapıyorsun? İstanbul'da %35 zammı nasıl ödesin? Adamlar bunun altından nasıl kalksın diye itirazlar üzerine %12.6'ya bağlandı bu zam. İstanbul'daki su zammı önümüzdeki Temmuz'un 20'sinden itibaren yürürlüğe giriyor. Ekmeğe, süte ve damacana, suya para ödemeyecek. İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacak. Ama şey, zam mı dedik ya? Kusura bakmayın, orada bir yanlış oldu. Orada finansal ayarlama var. Zam yok orada, bir yanlışlık olmuş. Ekrem zam yapmıyor, zam yapmayacağım diye geldi. Finansal ayarlama yaptı orada. Şimdi bu finansal ayarlama sonucu, bak %12.6. Murat Ongun çıkıyor, o da TV'de. Tweet atıyor adam ya. İstanbul'un suyunu ucuzlattırdık. Allah'ım, yani adamlar şaka gibi ya. Şaka gibi bak. Suya zam yapıyor, biz suyu ucuzlattık diye o da TV'de yayın yapıyorlar. Ya bu sosyal medyalar var ya, hani insanları nasıl etkiliyorlar biliyor musunuz? Bize diyorlar hani yandaş falan da kendileri besleme. Çoğu bak, bir sürü medyalar, T24 olsun, duvar olsun, arkasından bu hani sözcüsünden olsun, diğer yandaş TV'si olsun, hepsi Amerika'dan bak resmi onaylanmış resmi kanallar aracılığıyla fonlandığını, hepsinin delilli ispatlı. Yani halkımız bu fonlanmanın ne olduğunu tam bilmiyor da, açığını söyleyeyim yani.
Amerika'dan bunlara Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirin ve koltuğunu kaybetsin, iktidarı ele geçirin diye fon demek para veriyor yani, para yardımı. Bakın bu son 2020 yılında 6 kart arttırmışlar fonlamayı. 6 kart arttırdık ama Erdoğan'ı siz hala indiremediniz koltuğundan diyor. Yani para veriyoruz, bak o kadar size para veriyoruz. Para yani gazetenize, sosyal medyanıza para veriyoruz, biz veriyoruz. Siz bizim bizden aldığınız paralarla Erdoğan'ı indirmeye gücünüz yetmiyor diyor. Halkı etkileyemiyorsunuz diyor. Para alıyorlar resmen, açık delille. Google'a yazın, araştırın, yalansa. Ne kadar CHP yandaşı sosyal medya çalışanlar varsa, bakın ne kadar, hepsi İstanbul ve diğer CHP belediyelerinden adamlar fon yardım alıyor ya, para yardım alıyor. Belediyeler para akıtıyor bunlara. Aldıkları parayla orada AK Parti'yi karalıyorlar, yalan uyduruyorlar, çiziyorlar, yazıyorlar. Adamlar ellerindeki kameralar, internetleri, her şeyleri bak belediyeden karşılanıyor. Sabah akşam Erdoğan'a küfür, hakaret, AK Parti'yi karalama. Ondan sonra da bize diyorlar hani siz yandaşsınız, şusunuz. Asıl besleme olan onlar. Onların yeni ismi besleme kanalları. Oda TV's, Duvarı, T24. Hepsi ya. Hepsi Erdoğan aşağıya indirmek için Erdoğan'ı Batı'dan, yani Amerika'dan fonlanıyorlar. Para alıyorlar. Şimdi bakın bir de şeyi okuyayım size. Tweet'ini okuyayım. Ekrem İmamoğlu'nun bu seçim kazandı ya 23 Haziran'da 2019'da. Hemen bak, 18 günlük icraatımızdır diye. Bak 18 gün geçmiş, icraat yapmış. Bak helal olsun be. 19 Mayıs bayramında ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Allah Allah. Ya zaten İstanbul Belediyesi AK Parti'de olsun, Ankara'da olsun, nerede olursa, hangi şehirde olsun, zaten belediyeler ücretsiz taşıyor. Sen bunu yani hizmet diye mi sunuyorsun? Zaten bedava. Belediyeler bayramında zaten bedava çalışıyor. Ha sen bunu paralı yaparsan o zaman görürsün hizmetin zıttını. Bakın Ramazan bayramında ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. 19 Mayıs'ta ücretsiz. Hayırlı olsun. Suda vaat ettiğimiz %40 indirimin de takipçisiyiz. Suda %40 indirimin de takipçisiymiş. Su kullanım ücretlerinde %40 indirim. Dar gelirli ailelere özel destek. 5 yıl sonra musluktan içilebilir su. Ya şimdi bunların kim olduğunu aslında herkes biliyor da %40 dediğine, indirime %40 zam geçiriyordu. Daha halk dua etsin de AK Parti ve MHP'nin meclis vekillerine de, İstanbul vekillerine, onlar itirazları üzerine mecbur kaldılar %12.6'ya bağlamayı. Yoksa bu CHP partisi ve bunların yöneticileri yemin ediyorum donunuza kadar soyar diye. Adamın ölüsünü soyar bunları. Bunlara oy vermeden önce iyice düşünmeniz lazım. 99'u yaşamadınız. 2000'i, 2001'i çoğu kişi yaşamadı. Bugün oy kullananların çoğu yaşamadı ya. Daha bebekti. Ben o gün canlı o gün şahit oldum ya. 99'da deprem olduğunda Gölcük'te. O zaman Ecevit para dileniyordu ya. Mesut Yılmaz Avrupa'ya gelip de burada para almak için Almanya'dan, yani para dilenmek için kaç yere başvurdu? Kimse, bak kimse yardım etmedi. Stuttgart'tan Münih'e gidiyordu. Bak Stuttgart'tan Münih'e Türkiye'nin başbakanı, Münih'in belediye başkanı Mesut Yılmaz'ı karşılamadı bile. Ana takmıyor bile. Gelmiş geziyor da sanki sıradan bir turist gelmiş. Umurunda değildi ki ne ya. Onlar böyle bir Türkiye istiyorlar işte. Şimdi Erdoğan gelecek buraya Almanya'ya da buranın belediye başkanı karşılamayacak, öyle mi? Ne belediye başkanı ya? Bütün Almanya seferber oluyor. Böyle bir dik, böyle bir alnı da başı da ekonomisi dik duran bir ülkenin liderine bütün dünya saygı duyuyor. Mesut Yılmaz yani araştırın ya, araştırma bu kadar mı zor? Yani adam kıçına baka baka bastı da Türkiye'ye gitti ya. Münih'in belediye başkanı adamı selamlamadı, karşılamadı, adamı hiç takmadı bile. Sen kimsin diyor, ben senden üstünüm diyor ya. Münih belediye başkanı ya. Böyle 99'da deprem oldu, bütün dünyadan bak para toplandı ve vergi yardım toplandı. Memurlar maaşı ödenemiyordu. Memurlar isyan edecekti, ayaklanacaktı. O zaman Ecevit tuttu. Depreme toplanan yardımları vatandaşa vereceğine kalktı da memurlara maaş verdi ya. Maaş. Şimdi Erdoğan, bakın hırsız dediğiniz Erdoğan bugün 13 milyon emekliye 13 milyar TL biner lira hep ikramiye veriyor. İkramiye. İki kere yılda ikramiye veriyor. Bugün daha bugün bak gitti Gemlik'te yeni yerli aracın temel atma törenine katıldı. 2022'nin son çeyreğinde, seçimler de yaklaşıyor zaman, banttan seri üretime girecek ya yerli arabamız, elektrikli arabamız.
Her gün yeni bir açılış. Günde 52 tane açılış yapan Erdoğan. 80 yılda 50 tane bak, 80 yılda 50 baraj yapılmış. Bir günde 52 tane toplu baraj açtı Erdoğan geçen hafta. Bir günde. Ya bu adamın hakkını yemeyin ya. Günahtır, haramdır ya. 500 bak 83 tane fabrika açtı. 2020'nin 1. ayından 6. ayına kadar. Kendisi açıklama yaptı. 583 fabrika açıldı bu pandemi döneminde diye. CHP'lilerin hepsi sazan gibi atladı. Ya sen günde 3 tane fabrika mı açtın diye. Hemen Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan bütün fabrikaların isimlerini, adreslerini tek tek hepsini bak Google'da arayın çıkar. Hepsi tek tek. Dedi ki ne, klavye delikanlılığını bırakın, sahaya inin, adreslere gidin, bir bir kontrol edin. Hepsini yerinde dedi, inceleyin, görün bu hizmetleri. Ama kim? Kim bunu yapacak? Sadece oturduğu yerden boş kuru gürültü, öyle hani tenekeye vurursun da ses tıngırdar ya, onun gibi tıngırdayan ses, CHP'den çıkan ses. Onların hizmetle alakası yok. Onlar eğer ki bugün koltuk onlara verirsin CHP'ye hizmet olarak, yarın ne yapacaklarını da bilemezler. Bu dünya, bu dünyada bak, dünyada ilk defa temel atmama töreni yapıldı ya. Atmama töreni ya, komediye bakın, temel atmama töreni. Adam İstanbul'da musluk açılışı yapıyor. Koskoca genel başkanını çağırıyor musluk açılışına. Başkanım bak su da böyle akıyor, şöyle akıyor. Ya komedi ya. Belediye ya, 16 milyon şehrin şehirde yaşayan 16 milyon insan yaşadığı mega şehirde su musluğuna başkanını çağırmış, orada açılış yapıyor. Ya sen o kadar buz geyit, o kadar rezidanslarınla, o kadar yaptığın müteahhitliklerinle övünen adamsın ya. Sen o kadar lüks villalar, yalalar yapıyorsun ki ne? Yaptığın bir tane daire, bir daire kendi yaptığıma, kendi malına yaptığım bir daire, ultra lüks daire, belediyede açtığın o musluktan 50 bin kat daha üstün, daha değerli. Sen açtığın bir, yani yapmış olduğun, o para kazandığın bir daireyi tanıtsan daha hora geçer, daha kara geçersin. 16 milyonla alay ediyorsun ya, musluk açtık açığa açığa. Yani 16 milyonun gücü buna mı yetti? Kendin şahıs olarak, yani normal sıradan vatandaş olarak cebinden çıkan parayla 3000 konutluk daire yapabiliyorsun. 3000 konutluk havuzlar, lüks villalar. Şöyle bir yapı yapıp da ben bunu belediyeye kazandırdım, dar gelirliye, şuna buna falan filan diye bir reklam yapsan millet anlayacak, bu kadar kişi istifade etti diye. Yani lojman yaptım askeriye veyahut da memurlara, şuna buna diye böyle bir şey yapsan bak bir sürü kişi istifade etti denecek. Bir tane musluk ya, insan hani birinin anası ölüyor, babası ölüyor, dayısı ölüyor, adam İstanbul'un göbeğine hayrat yaptırıyor, bilmem kimin hayratıdır diye su içenlere. Bir, yani sıradan bir adamın yaptığı şeyi koskoca 16 milyonun belediye başkanı olarak, yani kendini bu kadar komik duruma düşürecek bir başkan olarak onu açmaya, onu yapmaya, onu konuşmaya, oraya beni genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu, Canan Kaftancı'yı çağırıp da kameramanları çağırıp da İstanbul'u rezil ettiğine yazık ya. Komiksin. Komik valla. Bunun arkasından gidenler komik. Düşünün ya, musluk açmış ya. Bugün bir musluk İstanbul'a gelsem, ben İstanbul'a desem kardeşim şuraya bir tane çeşme yaptırayım, ne kadar? 20 milyar. Tamam, al vereyim 20 milyar. Yapın çeşmeyi, açın. Gelip de orada açılış mı yapacağım? Koskoca İstanbullunun açılışını şahıs olarak ben bile yapabilirim. Komediye bak ya, komediye. Bir çeşme açıp da açılış yaptın diye sevinebilecek. 16 milyona yazık ya. Alay. Aklınızla alay ediyor, alay. Sizde bak pastırma akıllı diyor adam ya. Peynir akıllısınız diyor. Salak gerizekalısınız diyor. O diyor size, ben demiyorum. Gerizekalısınız diyor ya. Ya adam metro mu yapmış, 1 metre, 10 metre, 50 metrede açılış yapmış. Ne yapmış ki? Köprü mü yapmış, tünel mi yapmış, yolları mı genişlemiş? Hakikaten yani bir çeşme musluk için kalkmış da açılış yapıyor ya. 16 milyon insandan birer TL para alsa 16 milyon TL'ye. Ya halka plaj yap ya, plaj değil, bir havuz yap mesela, de ki halka açık havuz. Ben bu İstanbul'un mahallelerine havuz yaptım. İsteyen gelsin yüzsün de. Veyahut da yeşil alan yap. Mesela spor tesisi yap. Hep oraya bir sürü spor malzemelerini koy. Ben İstanbul'a bedava hizmet veriyorum da bak İstanbul'u yararlansın. Musluk yapmış ya. Yemin ediyorum 20 milyara mal olacak çeşme yapmış. 10 milyardır belki de. Yazık ya, sizinle resmen dalga geçiyor adam ya. Beyninizle alay ediyor. Ya siz kuş beyinli misiniz arkadaş? Kuş beyinli misiniz? Yem atıyor önünüze ya. Bir çeşme musluk açılış. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar, bu video için söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.